hoş geldiniz. İkinci videomuzda yine birlikteyiz. Yine bir mobil uygulamayı tanıtacağız. Türkiye'de 6 milyon üzerinde kullanıcısı olan Papara uygulamasından bahsedeceğiz. Papara uygulamasını yıllardır kullanıyorum ve beğenerek kullanıyorum. Birçok da bununla ilgili soru alıyoruz kullanıcılardan. Şimdi sizden bir isteğim var. Sizin de böyle en çok kullandığınız, hatta böyle kullanımında zorlandığınız uygulamalar varsa onları yorum kısmına bırakalım. Ben diğer videolarda onları anlatmaya çalışayım. Şimdi Papara uygulamasında önce hesap nasıl açılır? En çok aranan konulardan bir tanesi ve bana sorulan sorulardan bir tanesi bu. Papara uygulamasında sizden klasik uygulamaya giriş yaparken istenen bilgiler mevcuttur. Evet, burada bir tane mail yazdığınız zaman ve maile gelen bir tane mail yazalım. Devam et diyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. Ad, soyad ve cep telefonu yazmanız gerekli. Yazalım. 6 haneli bir şifre belirlemenizi isteyecek. Rastgele bir şifre belirleyelim. Papara hesabını açmak aslında bu kadar basit. Daha sonra cep telefonunuza gelen kodu giriyorsunuz. Hemen girelim. 31-27-83. Şimdi açıldı. Buradan sonra hesabınızı onaylatmanız gerekecek. Onaysız hesap diyor. Bakın arkadaşlar. Buradan hesabınızı onaylatmadığınız zaman sizin yapabileceğiniz işlemler kısıtlı. Daha sonra hesabınızı onaylamanız gerekli. Çünkü günlük limitleriniz artacak ve güvenilir bir hesap haline gelecek. Hesabı onayla dediğiniz zaman buradan devam ediyorsunuz ve sizden kimliğinizi onaylamanız istenecek. Yeni TC kimlik kartı veya ehliyetiniz veya eski nüfus cüzdanınız fark etmez. Buradan onayla diyeceksiniz. Sizden burada tek tek yapmanız gerekenler istenmiş. Kimliğin ön ve arka yüzünü, fotoğrafını çek. Kimliğini cihaza dokundurarak kimlik bilgilerini doğrula. Kimlik sahibinin sen olduğunu doğrulamanız için kameranı açarak başını sağa sola çevir. Bu adımları siz kendiniz daha sonra yaparsınız. Ben aktif olan Papara hesabıma geçeceğim ve buradan bazı işlemlerin nasıl yapılacağını size anlatacağım. Şimdi Papara hesabınızı açtıktan sonra bakın benim burada hesap detaylarında sözleşmeli hesap olduğu görünüyor. Para çekme ve yatırma işlemleri aslında çok basit. Ekranın sağ ve sol köşesinde çek ve yatır yazıyor. Yatır demek hesabınıza para yükle demek. Yatırı tıklıyorsunuz. Daha sonra nasıl para yatıracaksınız? Şimdi havale ve EFT ile para yatırabilirsiniz. Bankanızdan, herhangi bir bankanızdan. Burada yer alan bankalardan. Birçoğu burada mevcut. Örneğin QNB Finans'tan para yatıracaksınız. QNB Finans hesabınıza gidip bunu zaten tıkladığınız zaman hemen kopyalanıyor. Bakın IBAN numarası kopyalandı. QNB Finans'tan IBAN numarası yazılan yere ekleyeceksiniz. Ardından açıklama kısmınıza Papara numarasını yazmanız gerekmekte. Yoksa para geri döner. Ve bu para gönderdiğiniz hesap size ait olması lazım. Aksi takdirde Papara hesabınıza para gelmeyecektir. Karsız işlemli nakit yatırabilirsiniz ATM'lerden. Burada Carrefour'sa, Teknosa ve PTT'den de ayrıca Papara hesabına para yüklenebilir. Papara hesabınıza para yatırdınız ya da bir arkadaşınız size para gönderdi. Bu parayı nasıl çekebilirsiniz? Bu parayı en kolay yöntem IBAN'dan çekebilirsiniz ve Papara bilek karttan çekebilirsiniz. Biraz sonra ben size bilek karttan nasıl para çekeceğinizi anlatacağım. IBAN'dan para çekmek aslında çok kolay. Burada tanımlı olan hesaplarınıza para çekebilirsiniz. Şimdi tanımlı olan hesaplarınızı nereden ekleyeceğinizi ben size göstereceğim. Hesabıma girip banka hesaplarımdan banka hesabı eklediğim IBAN'ınızı üstte alta da istediğiniz bir ismi veriyorsunuz ve kaydettiniz. Bundan sonraki işlem çek diyorsunuz, IBAN numaramı diyorsunuz ve buradan çekmek istediğiniz banka ve kaç içerisindeki miktara göre devam et dediğiniz an birkaç dakika içerisinde hesabınıza para gelmekte. Bilek kart ile de para çekebilirsiniz. Finansbank ve TEP'te bildiğim kadarıyla ücretsiz çekim yapabiliyorsunuz. Diğer bankalarda belli bir limit var. Şimdi bilek kartı nereden talep edeceksiniz? Bakın ben de bilek kartı olduğu için herhangi bir talepte bulunamıyorum. Ama sizde bilek kartı olmadığı için burada bilek kart talep etme ekranı açılacak. Adresinizi doğrulayacaksınız ve kart hesabınıza gelecek. Ayrıca
size sanal kart açmayı da göstereyim. Kartı iptal ediyorum. Bu benim var olan kartım. Onayladım. Belirli bir sayıda sanal kart açma hakkı veriyor size papara. Yeni kart aç diyeceksiniz. Bakın burada ben istediğim için isteyemiyorum bilek kart. Siz talep edebilirsiniz. Sanal karta gelip oluştur diyorsunuz. Burada bir harcama limiti belirliyorsunuz. Aylık kullanım ve sanal karta herhangi bir isim verebilirsiniz. Oluştur dediğiniz an sanal kartınız hemen oluşmuş oluyor. Onun dışında talep edebildiğiniz kartlar, hediye kartı arkadaşlarınıza göndermek için, hayalet kart, sanal kart gibi güvenli bir kart, light kart. Mesela light kartın ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bilen arkadaş varsa yorumlarda bize açıklayabilir. Öğrenci kartı bazı imkanlar sunuyor öğrencilere. Cashback'ler tarzı. Burada bütün kartlarınız mevcut. Şimdi bununla ilgili size ben bazı güzel özellikler göstereceğim. Papara'nın cashback özelliği var. Netflix gibi, Spotify gibi uygulamalarda kullandığınız zaman paranın önemli bir miktarını size iade ediyor. Örneğin Netflix kullandığınızda siz öncelikle kartınızı tanımlıyorsunuz. Netflix parayı çekiyor ve Papara bir miktarını geri iade ediyor. Mesela internet ve TV ödemelerinde kolaylıklar, fırsatlar, birçok imkan mevcut. Daha sonra bölüştür diye bir özelliği var. Bölüştür özelliği de aslında çok güzel. Siz gittiniz bir kafede arkadaşlarınızla yediniz, içtiniz ve ardından 100 lira tuttu. 3 kişisiniz. 30-30-40 olarak ödemek istiyorsunuz. Bunu bölüştür diyorsunuz. Daha sonra siz bunu arkadaşlarınızla bölüştürebiliyorsunuz. Yani kime ne kadar ödetmek istiyorsanız onu giden ve gelen isteklerden takip ederek bölüştürme şansınız oluyor. Cashback, bakın az önce bahsettiğim alan burası. YouTube'da %50, Netflix'te %50, Spotify'da %50 geri para iadesi yapıyorsunuz. Yani App Gallery mesela, Huawei'nin taksi uygulaması, kahve.com, Burger King birçok yerde aslında burada size sunulan imkanlar var. Papara kart benim en çok kullandığım kartlardan bir tanesi ve bütün ödemelerimi buradan yapıyorum. Aylık özetlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Ücretler ve limitler, bunlar size Papara'nın verdiği bazı limitler. Hesap limitleri. İşte ayda şu kadar para transfer edebilirsiniz. Şu kadar sayıda günlük para alabilirsiniz gibi birçok limit var. Bunları kontrol edin. Hesabınızı doğruladıktan sonra da kolay kolay aşabileceğinizi zaten düşünmüyorum. Son olarak profildeki bazı ayarları göstereceğim. Sizin buraya para yatırmanız için bazı bankaları eklemeniz gerekiyor. Dilerseniz havale ile, dilerseniz bankadan para yatırabildiğinizi söylemiştim. Kart ekleyerek buraya paranızı yatırabiliyorsunuz. Daha sonra hesap detayları bölümünden yine bazı limitleri görüntüleyebiliyorsunuz. İşlem geçmişinizden yaptığınız işlemleri burada görüntüleyip indirebiliyorsunuz. Ve ayarlar kısmında da şifrenizi değiştirebilirsiniz. Papara kart ayarlarınız. Bakın burada detaylıca Papara kart ayarlarınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzu, e-mailinizi buradan değiştirebilirsiniz. Uygulamanın dilini buradan değiştirebilirsiniz. Benim en çok kullandığım, sevdiğim özellik parmak iziyle giriş yapmak. Parmak izini ayarlarsanız her seferinde şifre girmenize gerek kalmaz. Parmak izini de gördüğünüz gibi en alttan değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili anlatmadığım ve merak ettiğiniz bir durum varsa Papara ile ilgili daha sonraki videolarda anlatmaya çalışırım. Son olarak ticari hesap kaldı. Bunu da farklı bir videoda anlatayım. Papara ticari hesabın birçok avantajı var. Para göndermek için kurumsal firmalar bunu tercih edebilir. Küçük bir komisyonla kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.